Dünyanın tek üç boyutlu ve belki de en zor spor olan su altı rugby'sine nasıl ilgi duydunuz? Çok yoğun, çok büyük bir ilgi duydum. İlk başta yüzmeyle başladım. Jeneratik spor salonunda yüzüyordum. Antrenörüm beni yönlendirdi. Baktım, izledim. Çok hoşuma gitti. Öyle o şekilde başladım. Didem hocam da beni takıma aldı. Sağ olsun. Seçmelere katıldım. Didem hoca da beni takıma alıverdi. Ben nasıl başladım? Ben bir heves ederek başlamadım, direkt bulldozer'a. O zamanki antrenörüm sanırım o dönem headhunter'lık yapıyordu. Bir gün havuzda çıkıp ben yüzerken dedi ki gel bir deneyelim seni. Sonra kendimi bir anda rugby'nin içinde buldum ama hevesim oynamaya başladıktan sonra başladı. Yani içimdeki canavar çıktı. Öyle oldu. Neticede çok zor bir spor olduğunu zaten görüntülerde de görüyoruz. Zaten biliyoruz. Zorlukları malum. Peki en zevkli yanı ne bu işin? Kafa göz birbirimize çok rahat dalabiliyoruz ve kimse sen ne yaptın demiyor. Günlükte atabiliyoruz. Yani ben birine yumruk attığımda kimse neden yaptın değil de daha fazla vur falan yapıyor böyle. Hoş bir yanı. Yani bir insana garezimiz varsa çıkartıyoruz zaten suyun altında. Aynen. Gareziniz yoksa? Edemiyoruz pek. Bir garez oluşturuyor musunuz? Oluşturuyoruz. Arada bir oluyor. O kişi olmasa bile dışarıda başka birine oluyor ve su altı bizim ait olduğumuz yer. Orada da kendimizi rahatlıkla her anlamda ifade edebiliyoruz. Peki şu ana kadar birçok başarı var. Hem İzmir Büyükşehir Belediyesi spor özelinde hem de milli takım özelinde. Bundan sonraki hedefleriniz ne? Biz o şitapta bıraktık ama. Yani şöyle, karşınızda iki tane dünya şampiyonu duruyor. Bunun bir üstü ne olur? A milli de dünya şampiyonluğu. Şöyle. Amin. yani bu sporu yapan herkes milli formayı tabii ki her sporcu gibi hayal ediyor. Küçükken ağladığımı bilirim bunun için. Bu noktada hem A milli hem de yaş kategorisinde dünya ve Avrupa şampiyonlarına katılmıştık. İkimiz de dünya şampiyonasında dünya şampiyonluğu tatma keyfinde bulunduk. Bunun bir üstü şu an ne olur bilmiyorum ama. Benim için A milli takım. A milli de dünya şampiyonluğu bakalım. Yani A milli takımına ben girmedim. U21'e girmiştim. Şimdiki hedefim A takımına girmek. İnşallah olur. İnşallah gerçekleşti istediğim yani. Peki biraz bizim özelimizde bir soru bu. İzmir Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü sizin için ne ifade ediyor? Yuvamız bir kere. Aile. İkinci ailem oldu. Yuvamız kesinlikle. Yani buradayken daha güvendeyiz. Diğer kulüplerde de bulunmuş biri olarak bunu çok rahatlıkla ifade edebilirim. Bu arada Didem hocanız da hemen sağ tarafımızda, her soruda oraya bakmanızda izleyicilerimize bir feedback verelim. Çünkü Didem abla çok sert, korkutuyor bizi genelde. Bence cevapları dikkatli verin arkadaşlar. Hem kendisi burada hem bunu... Didem hoca çok diktatör bir antrenör. Evet, iyi ki böyle bir antrenörüm var. Didem hoca sayesinde iyi yerlere geldim. İyi yerlere geldim yani. Sorunuza dönecek olursak, dediğim gibi belediye bizim yuvamız. Hani biz sadece buradayken antrenmanlarımıza odaklanabiliyoruz. Çünkü geri kalan her şeyi hem antrenörümüz hem de kulübümüz bizim için zaten çoktan organize etmiş oluyor. Bununla ilgili bir kalacağız, yiyeceğiz, içeceğiz, antrenman yapacak bir havuzumuz, alanımız gibi antrenman dışındaki şeyleri düşünmemize hiç gerek kalmıyor zaten. Evet. Bu şekilde. Peki, yarışmaya hazır mısınız? Hazırım. Bunu kullanmışlar mı? Sen aldın. Arkadaşlar, ilk soru geliyor. Şimdi ilk resmi su altı rugby'si maçı bir tarihte yapılmış. Sonra da bu turnuvaya dönmüş. Bu ikisi arasında kaç ay var? Kaldım. Aralık. Şöyle söyleyeyim, çok kısa sürede bu tek maçlar turnuvaya döndüğü için bu soruyu sordum.
aslında az bilinen bir sporun bu kadar kısa süre içinde maçtan turnuvaya dönmesi ilgi çekici geldi bana. 4 ay sallamak istiyorum. 1964. Tamam. 4 Ekim 1964. Turnuvaya da yani ilk resmi turnuva olarak da 1965'te Almanya'da oldu. Onu da biliyorum. Ama Ekim'se... 6 ay, 7 ay. Ben 4 aydım. 4 ay. Peki. 6. Arkadaşlar 13 ay varmış. 0-1 oldu. Şu anda ilk soruda... Gayet tebrik ediyorum seni. Teşekkür ederim. Peki. İkinci soru geliyor. 2019 yılında 10.000. Dünya Sualtı Rakisi Şampiyonası'nda turnuvanın en genç takım olarak dünya 7.si oldu. Turnuva boyunca toplam kaç gol attın? Biz. Evet. Vardım ama keşke olmasaydı. Kaç attık ya? Susarak bir cevaba ulaşamayacaksınız. At, salla. Çok zayıf takımlar mıydı o maçta? Çok hatırlayamıyorum. 17 diyorum. 17 gol attık, doğru mu? Evet, biliyorum şu an. Peki. Ne ben... 17'si ya? 9 falandır, yok. Değiştiriyor musun cevabı? Evet, değiştiriyorum. 9 olsun. Peki. 17 çok oldu. 9. 10 diyorum ben de. 10. Hiç olmadı. 1-1 oldu çünkü 5 gol var. Amerika 1-1, İspanya 0, Avustralya 1-0. Evet, neyse. Bu kısmı çabuk geçelim. Tamam, peki. Şeye gelin, dünya şampiyonası. Peki, 3. soru geliyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü olarak 2018 yılında Demokrasi Kupası'nda hiç gol yemeden şampiyon oldu. O turnuvaya kaç sporcu katılmıştır? Kaç takım katıldığın spoilerini alabilir miyim? Erkek takımları da dahil mi? Evet. 150. Peki. Ben 170 demek istiyorum. Hatta belki 200, aynen. O zaman skor 1-2 oldu çünkü 120 spor. Biraz mıyız ya? Daha çok gibi gözüküyor. O turnuvaya katılan 120 sporcu var. Peki. 2017 su altı rakisi Büyükler Türkiye Şampiyonası'nda kadınlar da şampiyon oldu. O turnuvaya kadın, erkek toplam kaç takım katılmışlar? Biz yine birinci olduğumuz için geri kalanla çok ilgilenmedim ben ama. Toplam kaç takım? Evet, kadın erkek toplam kaç takım? Son şansı 7. 3-1 yaparsa son soru 7. Kurtarmaz seni. 7 dedi. 7. Kadın erkek diyor gayet. Onun bir kere üstünde net. 5, 6, 11. Peki niye spoiler veriyorsun kadın tamam, erkek 12. diyor diye? Tamam. Şu an yarışıyorsunuz. 7 de kal sen. Kal. Kal kafanı suya soktum ama. 10 diyorum ben. 10. Değiştirdin mi? Evet. Ben 10 dememiş miydim? 11 olsun dedim. Seninki de 11 olsun. O zaman 2-2 oldu. Çünkü 19 katılmış. 13 erkek. Bir kere 5'ten aşağı olunca turnuva düzenlenmiyor. Anladın mı? 6 demek istedim o an. Tamam. Şu an 2-2 oldu ve eğer aynı cevabı vermezseniz ki zor. Biriniz kazanacak. Peki. 2016'da genç erkek milli takımımız Avrupa şampiyonu oldu. Turnuva sonunda milli takımımızın artı averajı vardı. Artı kaç averajımız vardı? Spoiler. Spoiler yok ama şu anda. Yok. Ama kız maçı sorsaydım. Ben bir demek istiyorum. Kız bir demek istiyorum. Muhtemelen bilirdiniz. Ben bir demek istiyorum. Ben bir. Üç demek istiyorum. Bir. Arkadaşlar biriniz kazandı. Daha yaklaşık cevabı verdi. Ancak verdiğiniz cevaplar çok... sorunun cevabıyla çok alakasız. Şimdi 30 falan çıkmasın neyse. Tamam sen aldın. Sen kazandın. Evet kazandın. Kazandın. Tebrik oldu. Ederim. 3 diyerek kazandın ama cevap 44'tü. Nice. Aklına 31 geçti demedense ama. 3-1 oldu. Arkadaşlar tebrik ediyorum. Bence çok keyifliydi. Siz de keyif aldığınızı. Gel buraya. Aslan parçası. Ve kendinizi bir alkışlar mısınız? Bir antrenörümüze de. Antrenörümüze de buradan. Bebişiyle gelmiş.